9.22'yi göstermeye başladı saatimiz. Telefonda bu kez Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Sayın Tarhan, programa hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz günün bu erken saatinde konuğumuz olduğunuz için Sayın Tarhan. Son yıllarda özellikle ülkemizin ekonomik durumunu tartışır hale geldik pandemi süreciyle birlikte, fakat sosyal dokuda da dikkat edilmesi gereken, değerlendirilmesi gereken noktalar var. Bugün bu anlamda sizden görüş alacağız. Yapılan açıklamalar var ki siz de geçen hafta içinde bir yazı kaleme aldınız. Evliliklerde boşanma oranlarının arttığına dair bir veri paylaştınız bizimle. Bunun sebepleri nelerdir? Neden evliliklerimiz yürümüyor? Evliliği yürütebilecek olgunluğa sahip değil miyiz? Birbirimizi bu anlamda teşvik etmekten mi uzağız? Yoksa yaşadığımız bütün sorunların birikiminin yansımalarından biri mi bu evliliklerin yürümüyor olması Sayın Tarhan? Tabii. Ben bu son Türkiye'de de bu konuda, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'deki istatistikler boşanma hızının evlenme hızından daha hızlı olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye'de de son TÜİK'in yaptığı istatistiklerle boşanma evliliğin ilk 5 yılında boşanma %39 civarında, son yıllarda hep böyle gidiyor. Yani 100 evlilikten 39'u ilk 5 yıl içinde boşanmayla sonuçlanıyor. Bu Türkiye için çok alışılmışın üzerinde rakam bunlar. Böyle. Ve zaten şu anda hane kırılganlığı çalışmaları var yapılan. Yani mesela böyle 2001 ile 2018 yıllar arasındaki süreci kapsıyor. Bu 2001 yılı ile 2018 arasında evlilikte evlenme sayısı %1 artış var. Yani evlilikte. Ama boşanma sayısındaki artış %54,8. Ciddi şekilde, yani 17 yıl, 18 yılda birden 50'ye çıkmış bu oran. Hane kırılganlığı çalışmalarında da şu anda tek kişilik haneler bütün dünyada %50'nin üzerine çıktı. Tek kişilik haneler. Ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde böyle nikah dışı doğan çocuk oranı %59-69 civarında. Türkiye'de %2,9 nikah dışı doğan çocuklar. Fakat Türkiye'de de bu ciddi bir artış var bu konuda. Yani tek kişilik aile oranı gittikçe istatistiklerde hane büyüklüğü gittikçe küçülüyor. Yani tek kişilik hanelerde artış, 5 kişilik hanelerde azalışla ilgili. Bütün bunlar peki neden oluyor sizin sorunuza gelince? Ortada bir gerçek var. Bu gerçek tabii sosyolojik konular hemen belli oluyor. Yani bir değişiklikler günümüzü ya diğer ekonomik konular hemen belli oluyor. Bugün yaşıyoruz, içindeyiz. Ama bu yavaş kan kaybeden bir şey düşün, bir insan düşün, bir canlı düşün. Hani bazen fareler vardır, zehirlersiniz, yuvasına çekilir, yavaş yavaş ölür. Yani şu anda dünyada da aile aynı şekilde ölüme doğru gidiyor şu anda. Yani biz geniş aile, çekirdek aile derken artık tek kişilik aile türlerini de bu sınıflandırmaya, tasnife tabi tutar olduk. Böyle bir alt başlıkta açıldı gördüğüm kadarıyla. Tabii, yani tek kişilik aile var. Bunlar çoğu işte yani anne çocuk, baba çocuk, boş parçalanmış aileler. Bu şekilde bu Türkiye bu konuda şu anda daha başlangıç durumda, ama eğer bu hızla giderse 20 sene sonra şu anda biz İsveç, Norveç, Hollanda gibi olacağız. Yani Hollanda'da şu anda en çok konuşulan konu mesela açık evlilik. Amerika'da. Ya iki tarafta evli olsun, iki tarafın sevgilisi olsun. Bu bir özgürlüktür. Mesela pedofili özgürlüktür. Parti kuruldu, reddetti oradaki partiler. Yani düşün, bu şekilde özgürlük olarak görüyor. Ensesti özgürlük olarak görüyorlar. Bu tarz akımlar şu anda böyle eşcinsel evlilikleri kabul etme tarzındaki böyle doğal kabul etme gibi akımlar aileye çok zarar vermeye başladı. Bu tarz aktivizmler. Bu nedenle bizim bir toplum olarak nasıl vücutta vücudun yapı taşları hücrelerdir. Hücreler olmazsa hücrede kanser oluyor. Vücutta kanser oluyor. Hücre bozulduğu zaman ölüm oluyor. Aynı şekilde bir toplumun da yapı taşı, en küçük yapı taşı aile. aile olmadığı zaman aile durumunda bir en büyük sorunlar çocuklar yaşıyorlar. İşte çocuk psikiyatrisi vakalarındaki küresel artışı görüyorsunuz. Küresel olarak mutluluk artık şu anda, hatta bunun farkına varanlardan birisi de Marksist filozof Zizek, Slovenyalı. Kapitalizmin son sığınağı mindfulness dedi. Mindfulness dedikleri de bizim Anadolu irfanımıza, Doğu bilgeliğini alıp sistematize edip bilimsel metodoloji haline getirip pozitif psikoloji bilimi adı altında, mutluluk bilimi adı altında şu anda bunu bütün dünyada Harvard ders olarak koydu. 2015'te, 2018'de Yale ders olarak koydu. Biz Üsküdar 2013'te koymuştuk bu dersi. Ama 90'lardan beri sanırım böyle bir eğilim var değil mi? Anadolu irfanını yaygınlaştırma eğilimi pozitif psikoloji alanında. Evet, bunu alıp Batı aldı bizden, sistematize etti, uyguluyor. Biz bunun şu anda farkında değiliz, üzerinde oturuyoruz, farkında değiliz. Aileyi koruyacak en önemli şey bunu canlandırmak, Anadolu irfanını. Çünkü kültürel aktarım daha önceleri aile tarafından oluyordu, kültürler. Yani asırlardır eğer biz millet olarak kaldıysak, ülkü birliği yaptıysak, belli bir tarih yazdıysak bu kültür aktarımı nedeniyle hikayeler, anlatılar, hayat olayları, yaşantılar, bunların aktarımıyla. Bütün bunların aktarımı yapan aileydi ama şu anda bu hızlı çağda, iletişim çağında medya yapıyor artık kültür aktarımını. Yani aile de zayıflayınca medya kaldı. Bu nedenle yani şu anda birçok şey, sosyal politikalar yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yani sosyal politikaları düzenleyip bununla ilgili önem ve öncelikleri değiştirmek gerekiyor. Yani sosyal politikalar sadece sosyal yardım politikaları gibi algılanmamalı. Sosyal yardım yapmak ayrı bir şey, faydalı bir şey ama sosyal politika toplumun nereye gittiğini görüp bununla ilgili önlemler almak demek. Peki bu noktada sizin tavsiyeniz nedir Sayın Tarhan? Ne tür önlemler alınmalı, alınabilir? Bununla ilgili bir kez bireye düşen önlemler var, topluma düşen önlemler var, karar vericilere düşen önlemler var. Ve bireye düşen önlemler, böyle bir durumda kafamızdaki aile kavramının içini boşaltmayalım lütfen. Kelimelerin içerisinde koyulmuş bir aile kavramı var. Aile demek sıcak bir yuva demek. Aile demek herkesin kendini güvende hissettiği demek. Biz aileye daha önceleri sevgi yuvası diyorduk ama şimdi yani bu dağılmaları gördükten sonra aileye güven yuvası diyor. Sevgi yetmiyor. Sevgi tabii, sevgi olması için önemli ailenin devamı için ama dürüstlük olmayınca sevgi eşittir dürüstlük, sevgi artı dürüstlük eşittir huzurlu aile oluyor. Yani sevgi artı dürüstlük yoksa o ailede huzur olmuyor. Aldatmalar çok arttı küresel olarak. Bütün bunlar gösteriyor ki yani cinsel aldatma şart değil. Yalan söylemeler, çeşitli böyle sorumsuz evlilik olgunluğunun olmaması, bütün bunlar önemli bir etken hepsi. Yani şimdi evlilik gibi bir kuruma giriş yaparken evlilik olgunluğu olmayan insanlar evliliğe giriyor, evleniyorlar, bir müddet sonra boşanıyorlar. Ama önceden bir test yapılsa bundan sonra evlilik olgunluğuna sahip değil. Hatta geçenlerde bir yerde bir gün sonra nikahı var, genç bütün eski sevgililerini topluyor, arkadaşlarını, bekarla veda partisi yapıyor. Bunu öğrenince de bunun nişanlısı yüzü açıyor, bunda sadakat olmaz diye. Yani evlilik olgunluğu yok daha. Evlilik sorumluluğunu bilmiyor. İçindeki çocuk büyümemiş. Yani böyle kişileri evlilik olgunluğu olmadan evlendirirsek yani ehliyetsiz, layık olmayan bir kimseye araba kullandırmak gibi. Hiç farkı yok. Bunun için bunların evlilik öncesi eğitimler, evlilikle ilgili böyle danışmanlık hizmetleri gibi. Mesela ABD'de şu anda family reinforcement programları var. Yani aileyi, böyle aileler bir şeyler yolunda gitmeden, avukata gitmeden, daha sonra olmadan aileyi bütün gün, hafta sonu bir gün alıyorlar, bir gün 200, bütün anne baba çocuk hepsini, bütün aile tazeleme programları yapıyorlar. Yani ailedeki bütün sorunlar büyümeden kişiler birbirlerine olan bağını, gücünü, evi güvenli alan haline getirmek, aileyi güvenli alan haline nasıl getirilir? Buna odaklansın birey. Peki toplum ne yapacak? Toplumda da aynı şekilde. Toplum dediğimiz bireylerden oluşan topluluk. Yani böyle bir toplum, bireylerdeki bu zihinsel destek, zihinsel düzelmeler toplumda da zihinsel düzelme olacak. Medyayı muhakkak sorgulayıcı medya okuryazarı olmamız gerekiyor. Medya okuryazarı olursak böyle durumlarda medyadan gelen kültürel, aileye zarar veren kültürel şeylere hayır diyebiliriz. Çocuklarımıza bununla ilgili gerekçeleriyle hayır diyebiliriz. Yani bu nedenle ve daha önceleri biz çocuklarımızı ayıp, yasak, günahla eğitiyoruz. Hayır, bu çağın çocuğu ya ayıp, yasak, günahla eğitilmiyor. Bu zamanın çocuğunu bunu yaptığı zaman bana ne ayıptan, toplumun ayıbıdır diyor. Bana ne, toplumun değeridir, bana diyor. Yasak deyince ailenin değeridir, bana ne diyor. Günah deyince ben özgürüm diyor. Yani o halde bu çocuğa bunları gerekçelerle anlatacağız. Gerekçelerle anlatırsak çocuğa, çocuk onun iyiliği için bu gerekti. Yani senin ya sadece kısa vadeli zevkin değil, orta uzun vadeli zevkin için de bu önemli, hayatın için de bu önemli. Bu bunları anlamda sadece anlatmak da değil, rol model olmanın önemli olduğunu da hatırlatmak yani gerekiyor. Çok doğru söylediniz. Yani anne baba bunlara inanacak, yaşayacak. Çocuklar bunu görecek. Ama biz önce bunu yaşayacağız. Yani evimizi bizim sıcak, sevimli bir noktaya getirmek en büyük yatırım eve yapılan yatırımdır. Çünkü iyi iş adamı olursun, iyi fabrika olursun, iyi baba olur, iyi baba olamazsan, iyi eş olamazsan, iyi iş adamı rolünle mutlu olamazsın. Evde huzur olmayan bir iş adamı, zengin olmuş ne olacak, olmamış ne olacak? Yani onun için evde huzurlu bir ortam oluşturabilmesi gerekiyor. Mesela iyi, topluma faydalı, anne babasının adını devam ettirecek bir evlat yetiştiremediysek, onun İslam'ın yarısı onun ortamına yarar. Onun için bir anne baba bunu da düşünmesi gerekiyor. Peki. Yani bencillik en büyük. Ailenin en büyük düşmanı şu anda bencillik. Peki şimdi bu konu çok kapsamlı bir konu. Tabii. Üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir konu. Fakat önemini biraz daha belirginleştirebilmek için bu konunun Sayın Tarhan şunu sorma niyetindeyim ben size. Diyelim ki bu tedbirleri almadık. Biz değil, bütün dünyada benzer şekilde tedbirler alınmıyor. Tek kişilik ailelere doğru gittik. Yaygınlaştı. Bireysel ihtiyaçlarımız, taleplerimiz ön plana çıktı. Biz olmak yerine ben olmayı tercih ettik. Belki çok uç olacak ama coğrafyamız, ülkemiz, dünya, küresel ölçekte toplum ne hale gelir? Nasıl bir sorunla karşı karşıya kalırız? Bir kıyamettir denilebilir mi bunun için? Tabii şu andaki bu şeydeki artış, yani bunun öncülleri 20-30 senedir. Yani bilimde tahmin edebilirlik önemli, biliyorsunuz. Bu olayların neler tahmin edilebilirlik. Şu andaki bu tahmin edilir şunu gösteriyor. Yani burada şimdi uyuşturucunun artması, şiddet olaylarının artması şu anda. Yani şu anda psikiyatrinin kötülüğü tanımlanmama yeteneğini ölçmek için ölçek geliştirildi. New York State Üniversitesi adlı psikiyatri bilimi. Düşün, kötülüğü tanıma. Yani çünkü kötülük artıyor, kötücüllük artıyor. Bunun sonucunda toplumda ne olur? Sosyolojik olarak maddi refah artar, belki artık büyük savaşlar da olmaz. Nükleer savaş nedeniyle büyük savaşlar kimse yapmak istemiyor, hiçbir ülke korkuyor. Büyük savaşlar olamayacak, yozlaşma olacak. Ben şuna benzetiyorum. Bak Nuh tufanından önce ne olmuş diye ben merak ettim, biraz araştırdım. Nuh tufanından önce insanlar, çocuklar artık kör, sağır, topal doğmaya başlamışlar. Ensest çok yaygınlaşmış. Ensest. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Hiç aile hayatı bir şey kalmamış. Toplum böyle bir yozlaşmış ki. Ve ondan sonra böyle bir yozlaşmadan sonra Hazreti Nuh'u da dinlemiyorlar ve ondan sonra Nuh tufanı geliyor. Yani bu sanki ben dünyada şu andaki gidişte ciddi bir şekilde bu hatta ben San Francisco'ya gitmiştim. San Francisco'da psikiyatrinin toplantısı vardı. Orada psikiyatri derneğinin önceki başkanı, SPMT diye bir dernek var. Ona sordum, ya dedim, San Francisco özgürlüğün en çok olduğu yer. Yani şimdi 3. cinsel kimlik diye transseksüellik konuşuluyor. Burada homofobi nasıl diye sordum meraktan ben. ne bildi var, ne homofobi, heterofobi var dedi. İnsanlar ben kadınım, ben erkeğim demekten korkuyorlar dedi. Yani cinsiyetsizlik teşvik ediliyor. Evet, aynen öyle. Şu anda San Francisco'da bu gerçekleşmiş. Ben kadın, heterofobi var ya. Yani ben kadınım, ben erkeğim demekten korkan bir sosyolojik yapı oluşmuş. Şimdi... bunun sonucunda da İşte yalnızlık var şu anda. Sayın Tarhan, sizin bu söyledikleriniz bana yıllar önce 90'larda 2000'lerde izlediğimiz o Mad Max filmlerini hatırlattı. İnsanların tamamen dağıldığı, toplumların aileyle birlikte elbette toplumların parçalandığı, gruplar, çeteler halinde yaşadığı ve sürekli olarak bir şiddet sarmalında hayatlarını sürdürmeye çalıştıkları, daha doğrusu hayatta kalmaya çalıştıkları bir manzara benim gözümde canlandı. Sanırım en uç noktada, eğer bu işin önü alınmazsa, insanlığın gideceği nokta tam burası. Tam yozlaşma, yani bir ahlaki yozlaşma bunun son noktası. Tamamen toplumda böyle sosyal sınırların olmadığı, sosyal kuralların olmadığı, ya ailenin olmadığı yerde çocuk sosyal kuralları öğrenemiyor ki. Hayalleri ve kuralları olan ortam demek aile. Hayalleri ve kuralları olmayan bir ortamda çocuk yetiştiği zaman kuralsızlığı öğreniyor. Yanlış hayaller peşinde koşuyor ve ben merkezci kişiler bir araya geldiği zaman da birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Yani anomik bir toplum hedefliyorlar. Yani normsuz bir toplum hedefliyor. Normu olmayan. Kime ne kazandırır peki bu? Bunu hedefleyenler ne elde edecek burada? Bu sadece narsizmin bir sonucu, egoların sonucu. Ego tatmini kazandırır bunu yapanlara. Ya bu kanser hücresi nasıl vücutta bencil hücredir, sınırsız, sorumsuz hücredir. Hep bana büyür. Kendisi öyle bir büyür ki 3 milimetreyi geçince oksijen ve glikozu çok kullandığı için ölçülebilir hale geliyor. Erken teşhiste kullanılıyor bu özellik. Ya vücutta açgözlü bir şekilde vücudu yutuyor. Peki. Vücutla birlikte kendisi de ölüyor en sonunda. Yani şu anda insanlık böyle giderse bir ciddi bir şeyler başlayacak yani. Hatta Almanya'da bir mahkeme kararı var 2014'te basında yansıdı bu. Yani mesela kendi iki kız kardeşi evlenmiş, çocukları var. Peki. Babayı cezalandırmışlar. Bu etik özgürlüktür diye etik kurulu karar vermiş. Peki Sayın Tarhan, çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Önemli bir konuydu. Evet. Keyifli bir pazar diliyoruz size. Hoşçakalın. Evet. Estağfurullah. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü ve psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefondaki konuğumuzdu. Veda vakti geldi, programı noktalıyoruz. Bahattin Ülgen hazırladı programı. Engin Erkan teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Önümüzdeki cumartesi ve pazar tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.